Akit, Ali Kara Hasanoğlu, odun da olsa seçerizin İyi Parti'deki hukukçu versiyonu. İsim önemli değil. İyi Parti'de ülkücüleri tavlamak için önce vitrine tutulan, sonra çaktırmadan çaktırmadan yerine eşcinsel destekçilerinin oturtulup kendinin de basından öğrendiği kararlarla yetkileri birer birer elinden alınan Yavuz Ağralioğlu nihayet yeter dedi ve partisinden istifa etti. Kimseye şakşakçılık yapmayalım. Körü körüne taraftarlık yapmayalım. Farklı mecralardaki ihtilaflar üzerinden kendimize haklılık payı çıkartmayalım. Hepsine eyvallah. Ama İyi Parti'nin kurucularından birisi istifa etmiş. Bazı açıklamalarda bulunmuş. Bunu görmeyelim mi? Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru demeyelim mi? Yavuz Ağralioğlu'nun istifası için Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyorum. Birinci sayfada tek satır haber yok. Görmedik, bilmiyoruz, duymadık, okurlarımızı da aptal yerine koyup onları haberdar etmiyoruz, diyorlar. Etik siyaset, doğruluk, AK Parti'de şu da hatalı, basın dünyasında şu da yanlış diyerek mükemmellik iddiasıyla gözleri boyamaya çalışıp çamurun içinde debelenen Ahmet Davutoğlu'nun gazetesine bakıyorum. Karar gazetesinin birinci sayfasında istifa haberi yok. Karar da okurlarını aptal yerine koymuş. Ben haber vermezsem siz duymazsınız. Ağralioğlu iyi partideymiş gibi seçimde gider oy kullanırsınız düşüncesiyle istifayı gizlemiş. Milli Gazete, hak geldi batıl zail oldu ayetini logosuna koymuş olmasına rağmen batılı rehber edilmiş, aday göstermiş, arkasında saf tutmuş, bizim işimize yaramaz diyerek istifayı okurlarından gizlemiş. Bir gün gazetesi iyi ki o faşisten kurtulduk diye bir manşet atmamış. O da şimdilik istifayı görmezden gelmiş. İstişare bizim için çok önemli diye diye gelinen noktada Meral Şeneri savunarak yaptığı açıklamalar sonrasında Genel Başkanı ile görüşme talebi olan Yavuz Ağralioğlu'na randevu verilmemiş. Düne kadar AK Parti'ye yağcılık yaparak 2019 Kasım'ında Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevini almış olan İyi Parti sözcüsü daha dün partiye geldiği halde şimdi Partinin bütün yükünü sırtında taşımış ağır olduğu için bir görüşme yapılması düşüncesi anlamını yitirdi. Açıklamasıyla küstahlıkta perdeleri yıkmış. En küstah çıkışsa sonradan partiye dahil olan eşcinsel destekçisi Bahadır Erdem'den gelmiş. Profesör unvanı da taşıyan sözde hukukçu Bahadır Erdem şöyle demiş. Şu an genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiği partinin kurucusu Yavuz Bey hakkında bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Yani Bahadır Bey hukukçu kimliğiyle söylüyor ki odunu koysanız önemi yok. Öküzü koysanız önemi yok. Önemli olan Erdoğan'ı kazandırmamak. Hak, adalet, hukuktu değil mi? Soytarlığı görüyor musunuz? İsmin önemi yokmuş. Ahlaksızlar. Liyakat diye hani çırpınıyordunuz? Ne oldu? Liyakat çöp mü oldu? Sahtekarlar. Hani ehliyet dinimizde de emredilmişti? Ne oldu? Ehliyet de mi rafa kaldırıldı? İsmin önemi yok. Adnan Menderes ceketimi assam seçilir dedi diye topa tutuyorlardı. Yalanın kralını söylüyorlardı. Alın size işte CHP ile ittifakı meşrulaştırmak için o kafanı yandaşı profesörden ceket asılsa ona oy veririz yaklaşımı. Hani biri sorsa Sahtekarlar, madem ismin önemi yok, Kemal Kılıçdaroğlu niye aday oluyor ki? Yavuz Ağaralioğlu'nu aday gösterseydiniz, İyi Parti'ye sızan kripto adam, önce CHP'li adamı hem de defalarca seçilemez dedikleri adamı aday gösterene kadar canla başla çalışıyor. Farklı bir isim Akşener tarafından masaya getirildiğinde tartışmayız bile, istersen sen imzalama deniliyor. Bahadır Erdem duvarları yıkıp, hop arkadaş ismin önemi yok, kimseyi dayatmayın demiyor. Ama CHP'li isim aday olarak açıklandıktan sonra ismin önemi yok. Gelin kardeş kardeş işi götürelim diyor. Ve daha önemlisi bir de milleti aptal yerine koymasın diye de çıkışıyor. Milleti aptal yerine koyan sensin Bahadır Erdem. Devlet Üniversitesi'nde hala öğretim üyeliğini sürdürüyorsun. Senin kılına dokunan yok. 2007 yılına kadar şu kanunun yapımında bu kanunun değiştirilmesinde komisyonlarda görev yapıyorsun. Halen Ito'da tahkim divanı üyeliği yapıyorsun. Düne kadar Unidroid üyeliği yapıyordun. Milleti aptal yerine koyup her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar. Değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir diyerek şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefim, beddualar mücadelemdir diyen bir adama tehditler savuruyorsun. Utanmazlığın bu kadarına pes. Bu ülkede tek adam rejimi varsa sen devlet üniversitesinde hukuk profesörlüğü nasıl yapıyorsun? Devletten on binlerce lira maaş alıp Aynı zamanda da avukatlık yapıp bir de tüsiyat üyeliği gibi birbiriyle ters işleri aynı anda nasıl yürütüyorsun? Bak, hesap verme tehdidinde bulunduğun Ağralioğlu diyor ki: "Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa mertlikle kaybetmekten yanayım." İki maaş, üç maaş alıyorlar diye başkalarını eleştirirken kendin kaç yerden kaç lira gelirin var açıklamadığın halde kuralsızlığı, ilkesizliği ahlaksızlığı kendinize ilke edindiğiniz halde bu ülkeyi ne PKK'ların ne de FETÖ'cülerin eline bırakmayacağız. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız diyen bir insanı nasıl tehdit edebiliyorsun? Çık söyle. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummuyoruz diyebiliyorsan söyle. Bize gerek yok. Yavuz Aralioğlu senin defterini dürsün. HDP ile oturup pazarlıklar yap. HDP'nin PKK'ya terör örgütü demiyoruz, hak arayan, bu arada zaman zaman şiddete başvuran bir örgüt sözlerini görmezden gel. Köprüyü geçmek için yanlışa dayı diyecek değilim açıklamasını yapan Ağralıoğlu'na da laf yetiştirmeye çalış. Ey müsavat Dervişoğlu, ey İsmail Koncuk, ey İsmail Tatlıoğlu, ey Cihan Paçacı, dilinizi mi yuttunuz? Parti kurulurken yol arkadaşlığı yaptığınız kişi... Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız diyor. Varsa itirazınız siz yapacakken dün partiye pike edilen eşcinsel destekçileri rol kapıyor, siz susuyorsunuz.